Antik Yunan'da Tebai adında pek çok söylenceyle örülü bir şehir vardır. Efsaneye göre burası Yunanlılara alfabeyi öğrettiğine inanılan Fenikeli Kadmos tarafından kurulmuştur. Kadmos bir ejderhayı katlettikten sonra onun dişlerini toprağa gömer ve topraktan Spartoi adı verilen eli silah tutan adamlar çıkar. İşte bunlar Tebai'nin ilk halkı olacaktır. Burası aynı zamanda Oedipus'un bilmeden annesiyle evlendiği, Herakles'in delirip çocuklarını öldürdüğü şehirdir. Yani pek çok trajedi doludur. Bugünkü hikayemiz ise Tebai şehrinin tanık olduğu bir başka trajedi. Tanrıların kralı Zeus, işte biraz önce bahsettiğimiz Kadmos'un kızı olan Tebai prensesi Semele'ye sevdalanır. Her gece insan kılığına girerek onunla beraber olur ve çok geçmeden Semele hamile kalır. Ama kıskanç Hera onları gözetlemektedir. Bir gün yaşlı bir kadın kılığında Semele'nin karşısına çıkar ve ona şöyle söyler. Seninle tanrı olduğunu söyleyerek birlikte olan bu adam aslında senden faydalanmaya çalışan sahtekarın teki olmasın sakın. Semele'nin içine kurt düşmüştür bir kere. Bir gün Zeus mutluluğun doruklarındayken Semele'ye Styx nehri üzerine yemin ederim. Dile benden ne dilersen, istediğin ne varsa gerçekleştireceğim deme gafletinde bulunur. Styx nehri çok korkunç bir nehirdir. Çünkü tanrılar bu nehir üzerine yemin ederler. Eğer ki yalan söyler ya da sözlerinden dönerlerse taş kesilirler. Semele'nin dileği Zeus'u asıl haliyle görmektir. Ve Zeus taş kesilmemek için onun istediğini kabul etmek zorunda kalır. Ama insanlar tanrılara ölümlü gözleriyle bakamazlar. Hele ki Zeus'a. Semele Zeus'u asıl haliyle gördüğü zaman ışıklar çakarken, şimşekler çarparken oracıkta paramparça olarak can verir. Zeus son anda Semele'nin karnındaki bebeği çıkartıp bacağına bir rahim yapıp bebeği oraya yerleştirmeyi başarır. Böylece bebek bir kez annesinden, gelişimini tamamladıktan sonra ise Zeus'tan doğar. O doğduğunda Zeus şöyle bağırır. Dithyrambos, iki kere doğan. İşte bu bebek Dionysos'tur. Dionysos'un boğa boynuzları vardır. Babası onun başına yılanlardan bir çelenk sarar. Hera'nın gazabından korunmak için Dionysos, Girit'te gözden uzak ve kutsal bir mağarada büyür. Ona periler bakar ve satirler, yarı keçi adamlar arkadaşlık ederler. Dionysos büyüdüğü zaman şarabı icat eder. İcadını ve tanrılığını insanlara tanıtmak için kendi rahibi suretinde diyar diyar dolaşmaya başlar. Lidya, Pers, Arabistan derken doğunun pek çok yerini gezer. Yoldaşı satirlerin yanında kadın müritleri de olur. Bu kadınlara Maeneat ya da Baka denir. Nihayetinde sıra Yunanistan'a gelince Dionysos'un ilk ziyaret ettiği yer Tebai kenti olur. Neden? Korkunç bir intikam için. Semele'nin kız kardeşleri bir söylenti çıkarmıştır. Demişlerdir ki, Semele aslında sıradan bir adamla gayrimeşru bir ilişki içerisine girdi ve hamile kaldığı zaman da suçu Zeus'a attı. Zeus buna o kadar öfkelendi ki Semele'yi oracıkta karnındaki bebeğiyle birlikte yıldırımlara boğdu ve öldürdü. Yani bir nevi Semele dinsiz davrandığı, tanrılara saygısızlık ettiği için cezalandırılmıştı. İşte Dionysos annesinin onurunu hiçe sayan bu söylentinin hesabını kesmeye gelmiştir. Dionysos'un rahibi kılığında sarışın, lüle lüle uzun saçları olan, yüzü adeta kadınsı güzellikte bir erkektir. Dionysos'un ilk işi Tebai'li kadınları delirtip dağlara çıkartmak olur. Kadınlar onlara biçilen bütün görevleri, dokuma tezgahlarını ve çocuk bakımını bırakırlar. Dağlarda ceylan postuna sarılmış halde ellerinde sarmaşıklarla bezeli sopalarla deli gibi dans etmeye başlarlar. Doğadaki yavru hayvanları kah parçalayarak çiğ çiğ yerler, kah onları anaç bir şekilde emzirirler. Semele'nin babası Kadmos ve Tebai'nin kahini Teiresias bunları gördükten sonra Dionysos'un varlığına inanmıştır. Onlar da hayvan postlarını sarınmış, ellerine sopalar almış, Tanrı'ya saygılarını sunmak üzere hazırda beklemektedirler. Ancak Kadmos çok yaşlandığı için krallıktan çekilmiş ve yönetimi torunu Pentheus'a yani Dionysos'un kuzenine bırakmıştır. Ve Pentheus olup bitenlerden çok rahatsızdır. Bir kere Pentheus, Dionysos diye bir tanrının varlığına inanmaz. Onun gözünde bu rahip olduğunu söyleyen adam, kadınları baştan çıkartan sapkın bir büyücüdür. Üstelik öylece sıradan kadınları değil, Pentheus'un annesi Agave ve teyzeleri Ino ile Autonae'de dağlara çıkmıştır. Durum buyken, şehre kaos hakimken,
ihtiyarları tutumlarından, kılık kıyafetlerinden ötürü kınar. Yaşınıza başınıza da mı bakmıyorsunuz der. Ama kahin şöyle cevap verir. İnsanlık için en önemli iki güç vardır. Biri Demeter, insanları besleyen odur. Diğeri Semele'nin oğlu Dionysos. O şarabın kaşifidir ve şarap sayesinde insanlar gündelik dertlerinden uzaklaşırlar. Ayrıca ritüellerde şarabı kullanarak tanrılarla iletişime geçerler. Sen de aklını başına al, Dionysos şenliklerine katıl, tanrıya saygı duy. Ama Pentheus kulak asmaz. Bu sahtekarı yakalamayı kafasına koymuştur. Dionysos ise kendisini zincirlemeye gelen nöbetçilere hiç itiraz etmez. Sakince gülümseyerek onlara ellerini uzatır. Pentheus onunla karşı karşıya geldiğinde zincirlerinin çözülmesini emreder. Zaten bir yere kaçıp gidecek hali yoktur. Şimdi iki kuzen, Dionysos ve Pentheus karşı karşıyadır. Adeta iki zıt ilke gibi. Biri daha doğulu, mistik, akıl dışı. Diğeri Yunan, uygar, akılcı. Genç tanrı kendisini Dionysos'un törenlerini anlatmakla görevlendirilmiş bir rahip olarak tanıtır. Pentheus merakına yenik düşer. Bu törenlerin biçimi, içeriği nedir diye sorar. Öğrenir ki bu törenler geceleri yapılmaktadır, doğuda çok yaygındır. Ne oldukları ancak bu inancı benimseyenlere açıklanır. Pentheus tabii ki inanmaz, küçümser ve bu rahibin derhal hücreye kapatılmasını emreder. Dionysos onu uyarır. Sen Dionysos öldü diyorsun ama Dionysos seni izleyecek ve bu dinsizce davranışlarından ötürü seni cezalandıracak. Hücreye kapatıldıktan bir süre sonra Dionysos depremler yaratır, yangınlar çıkartır ve saraya bir kaos hakimken sakin bir şekilde dışarı çıkar. Pentheus da arkasından gelir. Tam ona nasıl kaçıp gittiğini soracaktır ki bir sırtmaç yanlarına yaklaşır ve tanık olduğu olayları anlatmaya başlar. Sırtmaç ve arkadaşları bir çayırda hayvanlarını otlatırlarken bakaları, mayeneyatları görmüşlerdir. Mayeneyatlar kendi alanlarına giren bu adamlara çok öfkelenmiş ve onların üzerine saldırmışlardır. Sırtmaç ve arkadaşları canlarını zor kurtarmışlardır. Ancak mayeneyatlar bununla da yetinmeyip civardaki köyleri talan etmişlerdir. Oradaki erkeklere kargılarıyla saldırmışlardır ve erkekler ne kadar karşılık verirlerse versinler, bu kadınlara bir çizik bile atamamışlardır. Sanki bir tanrının koruması altında gibidirler. Sırtmaç da der ki, ''Kralım, bu tanrı her kimse çok güçlü olmalı. Onun varlığını kabul edelim.'' Ama Pentheus her zamanki gibi inatçıdır. Bakaların üzerine orduyla saldırmaya karar verir. Dionysos sakince Pentheus'a son uyarısını yapar. ''Bak'' der. ''Hemen şimdi bakaları, mayeneyatları silahsız bir şekilde senin önüne getirebilirim. Ben seni kurtarmak istiyorum aslında. Sadece beni bir dinle.'' Pentheus tabii ki dinlemez. Sonra uzun bir sessizlik olur ve sessizliğin sonunda Dionysos tavır değiştirerek kışkırtıcı bir şekilde şu soruyu sorar. ''Bakaların dağlarda ne yaptığını kendi gözlerinle görmek istemez miydin?'' Pentheus'ta bir şeyler değişmiştir. Bu teklife karşı koyamaz. Ama bir sorun vardır. Bakalar eğer yanlarına yaklaşan her erkeği parçalıyorlarsa Pentheus nasıl onları izleyebilecektir? Çözüm basittir. Pentheus'un kadın gibi giyinmesi. Pentheus kolaylıkla ikna olur ve bir baka görünümüne bürünür. Saçlarını açar. Hayvan postlarına dolanır. Bu esnada Dionysos'un sesi bakaların üzerinde çınlar. Sonda öğrenecek Zeus'un oğlu Dionysos'un bir tanrı olduğunu. İnsanları çok seven ama öylesine ürkünç olabilen bir tanrı. Pentheus gitgide bir deliliğe, Dionysos'un deliliğine kapılmıştır. Dionysos'un başında boynuzlar görmektedir. İki tane güneş vardır, iki tane Tebai kapısı vardır artık. Bu kendinden geçmişlikle birlikte dağlara giderler. Pentheus Dionysos'a bakaları daha yakından görmek istediğini ama yaklaşmaya korktuğunu söyler. Bunun üzerine Dionysos bir selvi ağacını yay gibi eğer, Pentheus'u onun üzerine oturtur ve Pentheus gökyüzüne doğru süzülür. Dionysos birden bakalarına şöyle bağırır. ''Kızlar, sizi, beni ve kutsal törelerimizi aşağılayan bu dinsizi getiriyorum önünüze. Ondan öcünüzü alın.'' Ve Pentheus ağacın üzerinde mahsur haldeyken bakalar ona taşlar, kargılar atmaya başlar. Fakat hiçbiri isabet etmez. Bunun üzerine bakalar Dionysos'tan aldıkları insanüstü güçle selvi ağacını kökünden söküverir. Pentheus yere, onların ortasına düşer. Ve Pentheus'un üzerine bir kadın çullanır. Bu kadın Agave.
Pentheus'un öz annesi. Pentheus ağlar, yalvarır. Anne beni tanımadın mı? Ben senin oğlunum der. Ama Agave tamamen şuursuz haldedir. Ağzından köpükler saçılırken gözleri dönmüş bir şekilde Pentheus'un kollarını, bacaklarını parçalamaya başlar. Diğer bakalar da ona yardım eder. Agave en son onun başını kopartır ve kargısının ucuna takar. O kargıya gururlu bir şekilde bakar. Çünkü Pentheus'u yavru bir aslan olarak görmektedir o esnada. Ve yavru bir aslanı kendi elleriyle öldürüp kafasını koparttığı için çok mutludur. İnsanlara neler başardığını gösterebilmek için Theba'yı kentine doğru yürümeye başlar. O esnada ormanda olup bitenlerin haberini almış olan Kadmos, Agave'nin karşısına çıkar. Agave, Kadmos'a şöyle söyler. Mekiğimi dokuma tezgahımın yanına koydum, daha büyük işlere soyundum. Ellerimle vahşi hayvanları avlamak gibi. Çok gururludur. Kadmos, keder içerisinde onun aklını başına getirmek için bazı sorular sormaya başlar. Der ki, gökyüzü nasıl gözüküyor? Sen kimin evine gelin gitmiştin? Senin oğlun kimdi? Ve böyle böyle Agave'nin aklı başına gelir. Elinde tuttuğu o kargıya bir bakar ki kendi öz oğlunun kafası. İşte o zaman neler olup bittiğini anlar. Agave ve kız kardeşleri Semele'ye iftira attıkları ve Dionysos'un varlığını reddettikleri için çıldırmakla cezalandırılmıştır. Ve Pentheus da aynı sebepten annesinin elleriyle paramparça edilmiştir. Tüm bu korkunç sahne içerisinde Dionysos bu defa kendisi olarak çıka gelir ve şöyle söyler. Görüyorsunuz ya, ben güçlü tanrı Dionysos. Zeus'la Semele'nin ölümsüz oğlu. Yedi kapılı Thebai kentine geldim. Kadın erkek yurttaşlar alaya aldılar beni. Tanrılığımı kabul etmediler, törenlerimi esirgediler. Kutsuz davranışlarının sonucunu görüyorlar işte. Kral soyevi yok oldu, Thebai yurttaşları geç kaldılar, körlüklerinden ötürü. Küfür içindeydiler. İlk günahlı bu Pentheus'tu. Benim haklarımı yadsımakla kalmadı, beni zincirlere vurup aşağıladı. O zaman da işte ölüm en utanç verici biçimde ona erişti, annesinin elinden. Bu yazgıya adalet içre erişti. Persefone'nin yer altına kaçırılması mitini Homerik ilahilerden almıştım. Bunuysa Euripides'in Bakalar adlı trajedisinden aldım. Trajedi ya da tragedya, M.Ö. 6. yüzyılda ortaya çıkmış olan oyunlardır. Bugünkü tiyatronun kökenidir aslında. Ama bizim tiyatromuzun aksine dini niteliği güçlüdür. Mesela Dionysos onuruna düzenlenen Büyük Dionizyalarda sergilenir. Bu şenliklerde Dionysos'un heykeli taşınırdı, Tanrı'ya şarap sunuları yapılırdı ve kurbanlar kesilirdi. Trajedilerde destanlardaki kahramanların, kimi zamansa tanrıların başından geçen olaylar konu edinilir. Ancak trajediler bu olayları olduğu gibi almak yerine değiştirerek anlatırlar. Aslında oyun yazarları içinde yaşadıkları döneme dair bir takım sorunsalları mitolojik bir zamanda yaşamış kahramanlar üzerinden irdelerler. Dolayısıyla trajediler aynı zamanda politiktir. Ahlak, siyaset, tanrıların insan yaşamındaki rolü, akla gelebilecek her şey sorgulanırdı. İşte bu yüzden geçmiş ve bugün düş ve gerçek arasında bulanık bir çizgisi vardır. Üç büyük trajedi yazarının oyunları günümüze kadar ulaşmıştır. Sofokles, Esilos ve Euripides. Euripides M.Ö. 5. yüzyılda yaşamıştı. Esilos ve Sofokles'in aksine yaşadığı zaman diliminde üne kavuşamamıştı. Oyunları pek ciddiye alınmıyordu. O da öfkelendi ve yaşlılık döneminde kendi kendisini Makedonya'ya sürgün etti. Makedonya kralı Atina'ya rakip olabilecek bir entelektüel çevre oluşturmaya çalışıyordu ve Euripides'i bu yüzden davet etmişti. Makedonya Yunanların gözünde yabancı ve Yunan olmayan bir yerdi. Bakaları da Makedonya'dayken yazmıştı ve bu oyunlar ancak onun ölümünden sonra Atina'da sergilenmişti. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Trajediyi öylesine okuyup geçebiliriz edebi bir metin olarak. Çünkü son derece ilginç ve sürükleyici olaylar. Ama bunların sosyolojik bir zemini de var. Mesela Euripides'in bir diğer trajedisi Medea ile Bakalar arasındaki paralellikleri yakalamak gerçekten çok ilginç. Medea, Odysseus
Zeus'un arkadaşlarını domuza çeviren büyücü Kirke'nin yeğenidir ve aynı zamanda Kolhis kralının kızıdır. Kolhis, bugünkü Gürcistan'da bulunan bir antik krallıktı ve onlar Yunan değillerdi. Yani Medea bir yabancıydı. Medea, altın postu ele geçirmek için Kolhis'e gelen kahraman Iason'a aşık olur ve onun uğruna babasıyla erkek kardeşlerini öldürdükten sonra Iason'la birlikte kaçar. Yolculuk boyunca büyülü güçleri sayesinde Iason'u türlü tehlikeye karşı korur ve ikisi bir Yunan krallığı olan Korintos'a varırlar. Ayrıca iki tane de çocukları olmuştur. Iason güç ve itibar istemektedir ve her ne kadar onu koruyup kollamış olsa da bu yabancı kadını hakir görür. Onun yerine Korintos kralının kızına yanaşır. Yani bunu duygusal sebeplerle değil, safi çıkar amacıyla yapıyor. Medea terk edilmişliğinin acısına öylesine dayanamaz ki kocasından intikam almak için kendi öz çocuklarını öldürür. Yabancı olduğu için kabul görmeyen Medea ve yabancı olduğu için kabul görmeyen Dionysos. Dionysos'un hakir görülmenin etkisiyle neler yaptığını gördük. Aslında Euripides bu iki eserde bize iki zıt ilkeyi gösteriyor. Belirgin şekilde doğu ve batı. Her defasında yıkıcı taraf, yabancı taraf. Oryantalizm kavramını biliyor olabilirsiniz. Bu basitçe batının gözündeki doğu. Batı her zaman doğuyu kendisinin olmadığı şey olarak tanımlamıştır. Doğu akıl dışı, kontrolsüz ve şehvetlidir. Bunu söyleyerek batı kendisini kontrollü ve akılcı bir yere koymuş olur. İşte bu kavramı gündeme getirmiş olan Edward Said, oryantalizmi ta antik Yunan'a kadar dayandırır. Gerçekten de Yunanlar, benim yabancı deyip durduğum şeye barbar derlerdi. Onların gözünde Yunan olmayan, Yunanca konuşmayan herkes barbardı. Yani biz bunu biraz daha aşağılayıcı bir anlamda kullanıyoruz ama Yunanların gözünde örneğin çok öykündükleri, hayran oldukları Mısır da barbardı. Mesela Avrupa'nın oryantalizmi de her zaman böyle bakınca negatif değildir aslında. Mesela romantik bazı yazarlar doğuda çok mistik bir bilgelik bulmuş ve doğuya seyahat eserleri yazmışlardır. Dolayısıyla oryantalizm iyi ya da kötü bir amaçla olsun batının doğuyu kendi ölçütlerine göre tanımlaması ve onu çıkarları doğrultusunda bazen bir düşman, bazense bir haz nesnesi haline getirmesidir. Bakalarda Dionysos, Lydia ve Frigya ile ilişkilendirilir. Yunan oryantalizmi diyebileceğimiz bir şekilde bu bölgeler hep kadınsılıkla ilişkilendiriliyorlardı. Dionysos'a da baktığımız zaman görünümü itibariyle o sarı lüle lüle saçları ve kadınsı güzelliğinden bahsediyoruz. Ayrıca çılgın tapımlar da doğu ile ilişkilendirilirdi. Mesela Frigya'nın vahşi hayvanlar tanrıçası Kibele ve onun için kendini hadım etmiş olan Attis. İşin garip tarafı Kibele Frigya'dayken çok daha ağırbaşlıydı. Bu figürler Yunan'a geldikten sonra çılgın hale gelmişlerdi. Bir nevi antik Yunan kendi irrasyonelliğini kabul etmiyor ve yabani her yönünü doğuya mal ediyordu. Bu şekilde ortaya karışık, dişil, çılgın ve mistik bir doğu imajı yaratıyordu. Ama doğu tapımı olarak adlandırdığı şeylere rağbet göstermeyi de ihmal etmiyordu. Peki Pentheus için ne söyleyebiliriz? Trajediyi okumadıysanız kesinlikle okumanızı öneririm. Çünkü ben olay örgüsünü anlattım ama aralarda gerçekten felsefi diyebileceğimiz bazı sözler var. Felsefi ya da dini olarak adlandırabiliriz. Trajedinin koro bölümü Maeneyatlardan oluşur ve onlar şöyle bir şey söyler. Çok bilmek bilgelik değildir. Bilgelik yaşamın nimetlerini kucaklamak, herkesi eşit saymak ve kibirsiz olmaktır. Kısacası Dionysos kültüne girmek istiyorsanız eğer bu birinci bilgeliği yani çok bilmeye dayalı bilgeliği bir kenara atıp ikinci tarz bilgeliği benimsemelisiniz. Ama Pentheus birinci bilgelikte hapis kalmıştır. Ama bir nevi bunun içinde onu suçlayamayız sanırım. Antik Yunan toplumsal yaşamında kadınların hayatı evle sınırlandırılmıştır. Dokuma tezgahlarında oturmalı, çocuklarına bakmalıdırlar. Hanımlar da aynı şekilde, hanımlara da hizmetkarları yardım etmelidir. Fakat bu yeni gelen din, Dionysos'un dini toplumsal düzeni alt üst etmiştir. Kadınlar kendi görevlerini bir kenara bırakmakla kalmamış, aralarındaki hiyerarşiyi de alt üst etmişlerdir. Artık hizmetkar ve hanım dağlarda bir arada dans eder, şarkılar söyler ve hayvanları emzirirler. Bu da doğal olarak Pentheus'u öfkelendirmiştir. Çünkü o
Düzenin koruyucusu şehrin kralıdır. Bu düzen takıntısı yüzünden Dionysos'un mucizelerini gözleriyle gördüğü halde akılcılıktan vazgeçemez ve Dionysosçuluğu durmadan reddeder. Buna dayanarak belki de Euripides oyununda Yunan bakış açısını hakir görüyor. Kamusal tapımlara sıkışıp kalmış olan Yunanlar Tanrı ile kişisel bir bağ kurmaktan yoksunlardı. Halbuki Dionysos tam da bunu yapabilecek tarzda kişisel bir tanrıydı. Pentheus bir otorite olarak düzeni korumaya çalışmalıydı elbette ama bu Dionysos'un daha haklı olmadığı anlamına gelmiyordu. İki taraf da görevlerini yapıyordu ama neticede kazanan Dionysos olmalıydı. Yani yenilik. Bir kere Dionysos'un ne kendisi ne de müritleri kötü anlamda çılgın değillerdir aslında. Belki o dağdaki bakalara bakmak kafamızı karıştırıyor olabilir ama koro bölümü olan Maeneatların ne kadar bilgece konuştuklarından bahsettim. Dağlara çıkan kadınlar aslında Tanrı'nın varlığını kabul etmediği için ceza olarak delirtilmiş kadınlardır. Onlar Dionysos öğretileri tarafından erginlenmeden Tanrı ile yüz yüze gelmişlerdir. Adeta kullanamayacağın kadar büyük bir güce sahip olduğun için kontrolden çıkmak gibi. Halbuki trajedi boyunca koro kısmını oluşturan o Anadolu'lu Maeneatlar dingin, ölçülü bir yaşamı överler. Son ana dek gayet sakin olan Dionysos aslına bakarsanız Pentheus'a epeyce bir sabır göstermiştir. Ona dinini tanıtmayı denemiştir. Pentheus'a bilge olmadığı için gözlerinin önündeki gerçeği görememiştir. Şimdi burada trajedi boyunca tekrar edip duran bir motiften de bahsetmek lazım. Görmek. Bir yerde rahip kılığındaki Dionysos zincirlere vurulmuşken Pentheus şöyle sorar. Dionysos'u gözlerinle gördüğünü söylüyorsun. Nasıl biriydi? Ve Dionysos şöyle cevap verir. O görünmek istediği gibi görünür işte. Bana söz düşmez. Pentheus anlaşılır bir şey söylemeden sözü kıvırdın der. Dionysos şöyle söyler. Bilgece bir söz uyuyakalır aptalın kulağında. Başka bir yerde Dionysos o görüyor burada olup biteni der. Pentheus şöyle söyler. Hani nerede? Ben göremiyorum. Ve Dionysos'un cevabı. Burada, benim yanımda. Sen inançsız olduğun için onu göremiyorsun. Pentheus o kadar acizdir ki bakar ama görmez. Gördüğünü sanır. Onun akılcılığı çerçevesinde eğer gözümle görüyorsam önümdeyse ve ne görüyorsam tamam bu kadardır. Oysa hemen karşısında bir tanrı vardır ve onu görememektedir. Göremeyince soru sorarız ama cevapları dinlemeyiz. Önyargıları sıralarız ama savunmaları hiç dinlemeyiz. Aksine karşımızdakinin kendini savunması bizi öfkelendirir, çileden çıkartır. Pentheus'un bu yabancıyla baş etmek güç. İçerideyken de dışarıdayken de kendi bildiğini okuyor, susmuyor demesi gibi. İsteriz ki sussun, günah keçisi rolünü kabul etsin. Pentheus'un yaptığı gibi onu cezalandırmak isteriz. Bunu egemen rolündeyken yapmak kolaydır. Ama Pentheus'un fark etmediği şey şu. Güç onda değil, Dionysos'un elinde. Ve Dionysos insanları çok seven ama öylesine de ürkünç olabilen bir tanrı. Ve sabrı tükeniyor. Bunu biz sezeriz ama Pentheus kördür. Burada yabancılara karşı körlük aslında söz konusu olan şey. Dionysos trajedide sonradan gelen bir yabancıdır. Bir görüşe göre kişi ve gruplar ancak bir yabancı karşısında kendilerini tanıtma ihtiyacı hissederler. Yani kimlik dediğimiz şey yabancının karşısında çıkar. Yabancılar, ötekiler. Öteki ben ya da biz olmayan her şeydir. Tanrı insanın ötekisidir, şehirli köylünün ötekisidir. Her yabancı ötekidir. Ve bazı ötekiler Erving Goffman'ın tabiriyle damgalıdır. Damgaya karşı verebileceğimiz bazı tepkiler vardır. Mesela boyun eğmeyi, görünmez olmayı deneyebiliriz. Dionysos da damgası yüzünden hem tanrılar hem de insanlar içinde bir ötekidir. Ama o boyun eğmez, karşı çıkar, kabul edilmeyi arzular. Ve destanlar ya da diğer trajedilerin aksine yalnızca kahramanlara yardım etmek ya da birilerine ceza vermek için insanların arasında belirmez. O insanlarla birlikte yaşar. Kendi tapımının bilinmesini, anlaşılmasını ister. Ama kendisini tane tane açıklamaz, sezdirir. Bu sezdirmenin sonucunda karşısındakinin onu anlamaya çalışması gerekir. İşte Pentheus'un hiç yapmadığı şey budur. Böylece Pentheus ve Dionysos karşı karşıya geldiklerinde batı ve doğu gibi benlik ve öteki de karşılaşır. Her türlü kimlik, ötekileri tanıma, tanımama ya da yanlış anlama eylemleriyle şekillenir. Ötekini tanımak için ona bakmamız değil, onu görmemiz gerekir. İşte bu yüzden biz trajedide düzenin kendisi olan Pentheus değil de Dionysos'a muhtemel bir sempatiyle bakan modern okuyucular olarak aslında kör değilizdir. Ve kör olmadığımız için Dionysos bizi sevebilecek olan ama
bizi dışlayanlara karşı ürkütücü olabilecek bir tanrıdır. İşte bu yüzden merak ediyorum. Ben trajediyi okurken Dionysos'tan korkmamıştım. Acaba o dönemde yaşamış olan, işte Euripides'in ölümünden sonra oyun sahnelendiğinde onu izleyen insanlar Pentheus'un mu tarafını tutmuşlardır yoksa Dionysos'un mu? Yoksa dışarıdan sanki Pentheus'u destekliyor, onun haline üzülüyor gibi gözükürken içten içe Dionysos'la birlikte zafer kazandıklarını mı hissetmişlerdir? Onları ezen, aşağılayan, vampir gibi kanlarını emen sistemin alaşağı edilişini izlerken katarsis dediğimiz arınmışlık hissini yaşamak gibi. İşte bu trajedi tam da bu anlattıklarım yüzünden aynı anda hem sosyolojik hem psikolojik olmayı başarabiliyor ve sadece yazıldığı dönem açısından değil. Bugün okunduğu zaman bugüne dair çıkarabileceğimiz pek çok şeyin de olduğu bir trajedi. O yüzden Dionysos hep bahsedildiği şekilde şarabın ve deliliğin tanrısı olmasının yanında ötekiliğin tanrısı da. Ve biz bir sonraki videoda göreceğiz ki Dionysosçuluk dediğimiz din özellikle kadınların ve kölelerin arasında yayıldığı zaman bu şaşırtıcı bir şey değil. Öyleyse Vernant'ın sözleriyle videoyu bitirmek istiyorum. Eğer aynının dünyası her insanoğlunun ve grubun bilinçsiz olarak kendilerinde taşıdıkları ötekilik unsurunu bünyesine almayı reddederse, onu cezbeden ve uyandırdığı dehşet içinde büyüleyen o gizemli dişi, Dionysosvari parçasını kabullenmeyi reddeden Pentheus gibi davranırsa, o zaman durağan, düzenli olan her şey yıkılır ve en iğrenç biçimiyle öteki, mutlak ötekilik, kaosa geri dönüş, aynının meşhum hakikati, sahici ve dehşet yüzü olarak belirir. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenerek, abone olarak, katıl butonuyla vesaire destek olabilirsiniz. Görüşürüz.